çünkü temizlikte neredeyse günümüz dünyasından daha ilerideler. Yıkanmamış elle yemek yeme gibi atasözleri var. Bir yılı 360 gün, ayları da 30'ar gün olarak hesapladıkları ay takvimini onlar buldu. Gök cisimlerini o kadar iyi incelemişlerdi ki, 5 gezegeni ve 12 burcu onlar keşfetmişti. Bugün kullandığımız burç isimlerini bile onlar verdiler. Ayrıca matematikteki 4 işlem, dairenin alanı gibi hesaplar ya da günümüz saatlerinin 60 dakika, dakikaların 60 saniye olması yine onlara dayanıyor. Tekerleği de onlar keşfetti, geometriyi de. Sosyal hayatta kadın erkek dengesine çok önem veriyorlar. Özellikle birahane sahiplerinin hepsi kadın. Tabii ki bira bu mekanlarda ayrı bardaktan içilmiyor. Herkes masanın ortasındaki leğendeki biradan kamışla içiyor ve sohbete devam ediyor. Bira o kadar önemli ki siyah, beyaz, renkli biraları, hatta bira tanrıçaları bile var. Neredeyse su kadar çok bira tükettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sümerler'de tapınaklar ve tanrıçalar çok önemlidir. Özellikle zigurat adı verilen tapınaklarda kutsal fahişeler olarak bilinen rahibeler vardı. Bu rahibelerin görevi, hiçbir cinsel tecrübesi olmayan genç erkeklere cinsellik eğitimi vererek onları evliliğe hazırlamaktı. Bu durum kulağa başta çok ilginç gelebilir. Ancak hiçbir cinsel bilgiye ulaşılamayan bir dönemde gayet sağlıklı ve verimli bir uygulama. Peki bu halk nasıl bu kadar bilimsel ilerleme gösterdi? Hem de günümüz dünyasının temellerini atabilecek ölçütte. Öncelikle çok tanrılı bir inanışa sahip olsalar da, söz konusu bilim olduğunda asla ve asla inançlarını bu işe karıştırmıyor ve duruma nesnel yaklaşıyorlardı. Yani bilimsel bakış açısına sahiptiler. Bu mantık daha sonra kendilerinden etkilenecek olan antik Yunan medeniyetini ve Mısır medeniyetini de oluşturdu. Bugün hayatımıza anlam veren birçok olgunun onlardan gelmesinin yanı sıra geleneklerimiz, hatta dini inançlarımızın bile önemli bir bölümü Sümerlere dayanıyor. Örneğin Doğu Türkistan'dan Balkanlara kadar neredeyse her yerde kutlanan Nevruz, iki Sümer tanrısı olan Tammuz ve İnanna'nın her sene 21 Mart'ta buluşmasından gelmektedir. Bu evlilik kışın bitişini, topraktaki bereketlenmeyi simgeler. Her yıl bu tarihte kutlanır. 21 Mart aynı zamanda gündüz ve gecenin birbirine eşit olduğu tarihtir. Hristiyanların Paskalyası ve Hıdır el-Lez'in kaynağı da bu kutsal evliliktir. İnanışa göre bu evlilik öncesinde tanrıça İnanna yıkanır. Annesiyle konuşarak ondan tavsiye alır. Kapı arasından hediyelerin gelişini gözler. Daha sonra gelin odası hazırlanır ve çeyizler ziyaretçilere gösterilir. 6000 yıldır bu evlilik töreni o bölgede, bölge çevresinde ve Anadolu'da bu şekilde devam etmektedir. Kısaca düğünden önceki gelin hamamı ve gelin odası geleneği Sümer geleneğidir. Hiç fark ettiniz mi? Geleneklerimizde mezarlarımıza selvi ağaçları dikmek gibi bir alışkanlığımız vardır. Çünkü Sümer tapınaklarına Tammuz'un sembolü selvi ağacı dikilirdi. Bozulmadan günümüze kadar ulaşmış bir Sümer geleneği. 21 Aralık'ta güneş tanrısı Tammuz ölür. Daha sonra yeniden dirilir. Bu diriliş 25 Aralık'ta kutlanır ve kutlamalarda Sümerler bugün Noel ağacı denilen ağacı kullanır. Ağaçtaki süsler her türden meyveyi ve bereketi simgeler. Bu inanış günümüzde Hristiyanlık'ta Noel olarak kutlanmaktadır. Tammuz'un diğer adı, daha doğrusu bir başka söylenişi Dumuzi'dir. İnanca göre Dumuzi ve onun bir sonraki versiyonu Adonis, vahşi bir domuz tarafından katledilir. Domuzu, mitolojide günahkar, dinlerde haram yapan, bilinç altında yatan tanrı katili sıfatıdır. Sümer etkisi altında kalmış birçok toplumda ilginç bir şekilde haramdır. Yere düşen ekmeğin öpülmesi yine bir Sümer geleneğidir. İnsanların topraktan yaratılıyor oluşu ve kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığı iddiası Sümer metinlerinde şaşırtıcı şekilde detaylı olarak geçmektedir. Sümer'de tanrıları sevindirmek, istekte bulunmak, hastalıktan kurtulmak ve adakta bulunmak için hasta veya sakat olmayan bir hayvan kurban edilirdi. Kurbanları tapınak rahipleri keserdi.
kurbanın sağ kalçası ve iç organları tanrılara takdim edilir, geri kalanı ise dağıtılırdı. Dinlerdeki kurban ritüeline sizce de çok benzemiyor mu? Sümerliler gökteki 12 burcu ilk kez keşfeden uygarlıktır. Sümerlilerin bir günü 12 saatten oluşuyordu. Ama bir saatleri bizim 2 saatimize eşitti. Yani toplamda yine 24 saatti. İsa'nın 12 havarisi bu 12 saati ayrıca 12 burcu temsil eder. Her 2150 yılda bir güneş başka bir burca denk gelirdi. Sümerliler bunu hesaplamıştı. Yaratılış ve tufan destanına, Habil ve Kabil'in ilk versiyonu olan Emeş ve Entene ilk kez Sümerler'de rastlanır. Evlilik yüzüğü, nazar boncuğu da Sümerler'de görülür. Ankara Dil Tarih Coğrafya bölümünün kurulması ile Atatürk tarafından bir Sümeroloji bölümü açılmış ve Sümerler detaylı olarak incelenmeye başlamıştır. Günümüzde en çok tablet Türkiye'deki müzelerde saklanmaktadır. Bu konuda ülkemiz 1935'ten beri önemli çalışmalar yürüten ülkelerden biridir. Ancak üzücü bir bilgiyi de eklemek istiyorum. Suriye Savaşı'nın çıkmasıyla beraber bölgede güç sahibi olan IŞİD örgütü maalesef Sümerlerden kalma birçok tarihi yapıyı tamamen yok etmiştir.